Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir proje çalışması göstereceğim. Susma tekniği ile oluşan ve iğne ardı tekniği ile oluşan. Ben bunu arkadaşlar yıllar önce şileden almıştım. Zaten bunu da şile bezine işlemişler. Şu şekilde minicik bir kese yapmışlar. Bakın. Geçen gün sandığı karıştırırken buldum. Sizinle de paylaşmak istedim. Ben tabi Rahat görün diye e, net sayılan bir kumaşa işleyeceğim. En boy iplikleri eşit bir kumaşa işleyeceğim. Bu yöresel şile bezine işlenmiş arkadaşlar. Delikleri de oldukça ince. Bu e, iplikleri de muhtemelen çünkü parlak bir iplik kullanmışlar. ipekle işlemişler arkadaşlar. Bakın ben e, muline ile işleyeceğim. Şimdi arkadaşlar kaç iplikten yapıldığını görüyoruz. E, falan e, telefonu çekerek ancak görebildim. E, şimdi ortadan başlayacağım arkadaşlar. En ortadan başlayacağım. Şuralardan başlayacağım. Sonrasında kenarlarını yapacağım ve e, bir model oluşturmuş olacağım. Sonrasında ne yaparım bilmiyorum. Sadece işlemesini göstereceğim. E, ben şimdi artan mulinelerimle yapacağım için renk kombinasyonunu tamamen kafadan atacağım. Siz e, şu şekilde bakın ben size göstereyim yakından renklerini bu şekilde ayarlamışlar arkadaşlar. Kenarına da iğne oyası yapmışlar. İğne oyası bilen arkadaşlar rahatlıkla yapabilirler. Çok kolay. Bunu yapmasını ben bile biliyorum. <laughs> bu şekilde şimdi ben iğneme ipliğimi geçiyorum ve dönüyorum. Şimdi bu modelin en ortası e, şurası. Buradan tabii ki o sarı olan yerden değil de önceki şu önce şu susmalardan yapmaya başlayacağım ben e, iğneme bir tane renk taktım. Mulinenin iki katıyla işleyeceğim arkadaşlar. Düğümsüz başlamada olduğu gibi taktım ve başlıyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane atım var. Şimdi başlayalım bakalım. Şurası modelimizin en ortası. Buradan aşağıya bir miktar bıraktıktan sonra şimdi 7 tane atım yaptıklarına göre ortada 6 tane iplik var demektir. Şuradan 1, 2, 3 taneyi şuraya geçtim. 1, 2, 3, eve şuradan. Ve çıktım. Düğümsüz başlamada olduğu gibi başladım. Şu şekilde. Yan yana 7 tane atım yapacağım. Bu 1 oldu. 2 Ajur kesmeden arkadaşlar yapacağız bunu. Yöresel kumaşlara e, susma tekniği yaptığınız zaman yumuşak bir kumaş olduğu için ben e, bazı videolarda yumuşak kumaşların delikleri açtığını söylemiştim. E, bu da örneği olmuş oldu arkadaşlar. Yani siz onu istediğiniz kadar kasnagerin yöresel bir kumaş olduğu için mecburen açma yapacak ama e, o da onu bir güzelleştiriyor sert kumaşlarda açma yaptığı zaman arkadaşlar esas böyle bir e, sıkıntılı durum oluyor Hani orada bir görüntü çirkin oluyor ama böyle yöresel kumaşlarda daha güzel oluyor şimdi bakalım kaç tane yapmışız 1 iki üç dört beş iki tane daha yapacağım 6 ve 7.'yi yaptım. Yapıyorum şimdi. Şimdi battığım delikten sola doğru 9 e, iplik sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi buradan arkadaşlar 7 tane yapıyorum. Şu şekilde kare olacak şekilde yapacağım. Video uzun olmasın diye ben hepsini göstermeyeceğim. Ee, kare şeklinde yapacağım ve ben döneceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde ben e, kareyi yaptım. Şimdi şu ortaya ben rodos düğümü yapmak istiyorum arkadaşlar. Bunun için iğneme başka bir renk muline taktım. 2 kat muline taktım. Şimdi bakın burada 1 2 3 4 5 6 7 tane delik var arkadaşlar. Bunun en ortasını buluyorum. 1 2 3 iplikten battım. Tam aşağıdan 1 2 3 iplikten çıktım. Rodos düğümü yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde Battığım yerden, çıktığım yerden geri batıyorum. Şimdi battığım yerden bir iplik sola geçiyorum yukarıdan. Bakın yukarıdan bir iplik sola geçiyorum. Aşağıdan çıktığım yerden bir iplik sağa geçiyorum. Şu şekilde çapraz oluşturuyorum. Yukarıdan bir iplik sola geçtim. Aşağıdan bir iplik sağa geçtim şu şekilde. Yukarıdan bir iplik, sola geçtim en köşedeyim. Aşağıdan bir iplik sağa geçtim. Şimdi bir iplik aşağıya iniyorum soldan. Bir iplik yukarı çıkıyorum sağ taraftan. Bu şekilde bir iplik, bir iplik burayı dolduruyorum arkadaşlar. Modelde Rodos düğümü yoktu. Normal bildiğiniz fıstık vardı. Ben Rodos düğümünü de size bu videoda göstermek için bunu uyguladım. Daha kabarık bir görüntü olsun diye benim de hoşuma gidiyor bu. Şu şekilde bir iplik soldan aşağıya bir iplik sağdan yukarı bir iplik aşağıya hop buradan bir iplik yukarı şimdi arkadaşlar bizim batmadığımız şurada biraz daha bir üç tane daha bir ipliğimiz var şimdi bir iplik sağa geldim aşağıdan bir iplik yukarıdan sola battım bir iplik sağa geldim bir iplik yukarıdan sola battım ve son kez bir iplik sağ geldim ve bir iplik sola battım ve rodos düğümümüz de şu şekilde bakın böyle birazcık kabarık oluyor olmuş oldu şimdi ipliğimi değiştiriyorum ve dönüyorum Evet arkadaşlar şimdi ortayı yaptım şimdi nereye yapıyorum şuraya yapıyorum ne yapmış arkadaşlar en sondan 3 iplikten e, atım yapmış şimdi ben iğneme başka bir ton e, Muline taktım 2 kat Şimdi bakalım ne yapmış Şimdi arkadaşlar en son battığım nokta burası bakın 9'lu bir atım yapmıştık ya şurası buradan aşağıya 1 2 3 iplik saymış 1 2 3 buradan batmış Aşağıya doğru Aşağıya doğru da 3 iplik batmış. Şimdi battım. Aşağıya doğru tekrardan 3 iplik sayıyorum. 1, 2, 3 iplik saydım. Şimdi iğne ardılarını yapacağız arkadaşlar. 3 iplikten batmış. Ben de battım. Şu şekilde battım. Şimdi 3 iplik sağ 1, 2, 3 Geri batıyorum. 3 iplik tam çaprazdan çıktım. Yukarıya battım. Şu şekilde. 3 iplik şuradan arkadaşlar şuradan 3 iplik aşağı sayıyorum. 1 2 3 şuradan çıktım. Buranın tam çaprazına batıyorum arkadaşlar şu şekilde battım. Bakın şöyle bir görüntümüz olmuş oldu. Şimdi 6 iplik sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 iplik saydım. Geri battım. Buradan 3 iplik sola, 3 iplik yukarı. 1, 2, 3 iplik sola. 1, 2, 1 2 3 iplik yukarıya çıktım. Tam çaprazına battım. Şu şekilde. 3 iplik yukarı 1 2 3 iplik yukarı çıktım. Geri battım. 1 2 3 iplik 1-2-3 iplik geldim. Geri batıyorum. İğne ardı yaptığımız zaman arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Geri geri batıyoruz. 1-2-3 iplik. Geri geldim. Ve geriye battım. Görüntümüz bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar buradan 3 iplik sola 1 2 3 Şimdi buradan da 3 iplik sola 1 2 3 çünkü geri batacağız o yüzden 3 ipliği tekrardan sayıyoruz. Bir daha sayalım. 1 2 3 geri battık. Şimdi 1 2 3 aşağıya geri batıyoruz buradan bu sefer 1 2 3 iplik aşağıya indim geri batıyorum ve burada bir kare oluşturuyorum şimdi arkadaşlar buradan çaprazlama 3 iplik aşağı ineceğim onu yapabilmek için battığım yerden aşağıya doğru 3 iplik 1 2 3 ve 3 iplik sağ. 1 2 3. Buradayım. Tam çapraza batıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi tekrar buradan aşağıya doğru 1 2 3 sağa doğru 1 2 3. Bu şekilde battım. Şöyle bir Görüntü elde ettik arkadaşlar. Battığım yerden 3 iplik sola 1 2 3 iplik sola geçtim. Şu şekilde. Şimdi 1 2 3 sola saydım. 1 2 3 yukarıya saydım. Şu şekilde bir çapraz yaptım. Tekrar 1 2 3 iplik çıktım, geri battım. 3 iplik aşağıya 1 2 3 Bu şekilde. Şimdi tekrar buradan 1 2 3 aşağıya indim, daha doğrusu sağa indim ve geriye battım şöyle bir görüntüm oldu. Şimdi buraya geldim arkadaşlar. Tam buradayım. Buradan aşağıya doğru 6 iplik sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 iplik saydım. Bakın arkadaşlar şurayı buraya yapıyorum şu anda. Tekrar şimdi vereye batacağım. 2-3 iplik sola 3 iplik aşağıya 1-2-3 iplik aşağıya geldim ve vereb olarak şuraya batıyorum tekrar 1-2-3 iplik battım buradan yukarı 1-2-3 iplik geri batıyorum. Buradan da sağa doğru 2 3 iplik battım ve buraya geldim. Bakın şöyle bir görüntümüz olmuş oldu. Yavaş yavaş modelimiz çıkıyor, iğne çıkıyor. Şimdi şu tarafa doğru yapacağım şimdi arkadaşlar ben bunun tam yarısını yapmış oldum şöyle yarısını yapmış oldum şu tarafa doğru da yapacağım ve ben döneceğim şimdi bitirmeden geri geldim arkadaşlar neden ee, şunu da söyleyeyim şurada bir tane kutucuk yaptık ya arkadaşlar şurada bakın şurası burada üç tane e, kutucuk olacak orayı göstereyim sonra göstermedim olmayayım şimdi tekrardan kutucuğun başına geldim 1 2 3 şu şekilde. Şu bir tane kutucuktu. Şimdi ikinci kutucuğu yapıyorum. 1 2 3 Şuradan 1 2 3 saydım. Buraya battım. İkinci kutucuğu da yapmış oldum. Şimdi bir tane daha yapacağım buradan çıktım 1 2 3 1 2 3 tekrar 1 2 3 yukarı buradaki kutucuğa 3 tane kutucuk yapmış oldum. Bakın şu şekilde. Şimdi buraya devam edebilmem için ipliğim burada kaldı. Ne yapacağım arkadaşlar? İpliğimi arkadan yürüteceğim ya da ipliğiniz bitiyorsa zaten eğer bittiyse klasik başlama yöntemiyle başlayacaksınız. Ama bu şekilde bakın yürütebilirsiniz. Evet, bakın. Şu şekilde yapmış olduk. Şimdi eee Tam yarısı olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi ben bu tarafları da yapıyorum ve dönüyorum. Evet, bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Bir motif olmuş oldu gördüğünüz gibi. Şimdi aslında bu dört tane motifi şunun etrafına yaptığımız zaman bir tane desen olmuş olacak. Ben tekrardan minik bir yerini göstereceğim çünkü çok uzun bir motif olur. Şunun şu bir tarafta bir tane burada olacak, bir tane burada olacak, bir tane burada olacak. Dört tane olduğu zaman bizim bir tane e, karemiz olmuş olacak. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle düzeltelim buraları. Buralar biraz bir dağınık arkadaşlar. Bir görseniz buraları. Şimdi bakın şuradayım ben. Bakın şuradayım. Ne yapıyorduk? Modelin tekrarını yapıyorduk. Şurada, şurayı yapacağım şimdi. Şimdi 3 iplik 1 2 3 iplik sola 1 2 3 iplik yukarıya çıktım. Tam çapraza batıyorum. Bu şekilde tekrar 1 2 3 iplik sola 1 2 3 iplik yukarıya çıktım. Tam çaprazına battım. Şurayı Mesela arkadaşlar bakın şurayı bir örnek düşünün. Şurayı ortak düşünün. Şurayı da tekrardan başlamış olduk. Yani şuradayız şimdi. Şimdi tekrar şu kareleri yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Buradan 3 iplik 1, 2, 3 iplikten çıktım. Çapraz batacağım şimdi arkadaşlar tekrardan. Şurası 3 iplik oldu otomatik olarak. 1, 2 3 iplik çapraz battım. 3 iplik sağa geldim. 2 3 iplik sağa geliyorum. Geri batıyorum. 3 iplik 1 2 3 yukarı. Geri batıyorum. Ve 3 iplik sola geldim. Bakalım sayalım tekrardan. 1 2 3 şuraya geldim ve geri battım. Şu şekilde. Buradan çıkıyorum arkadaşlar. 6 tane iplik yukarı sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. Battım. 1 2 3 iplik yukarı. 1 2 3 iplik sağa geldim, battım. Şuranın tam tersini yapıyorum şimdi. Buradan çıktım. 1 2 3 iplikten battım. Aşağıya doğru 1 2 3 iplik geri battım. Tekrar 1, 2, 3 iplik sola geldim ve geri battım. Bakın şu şekilde bir görüntümüz olmuş oldu. <laughs> Buradan bakın buradayım şimdi şuradaki verevden yukarıya doğru 1, 2, 3 iplik sayıyorum. Şimdi şurada bir motif oluşturacağım arkadaşlar. Burayı da yaptığım zaman e, buraları da otomatik olarak anlamış olacaksınız. Şimdi bu sayalım. 3 iplikten çapraz gelecektik. 1, 2, 3 sola. 1, 2, 3 aşağıya. Vere battım. 1, 2, 3 sola. 1, 2, 3 aşağıya. Vere batıyorum. Bakın tam hizalarımız da aynı. Buradan yukarıya doğru 1, 2, 3 iplik saydım. Vere batacağım arkadaşlar. 1, 2, 3 yukarı. 1, 2, 3 sağa geldim. 1, 2, 3 İşlemler hep aynı. 3 iplik ve 6 iplikten oluşuyor. 1, 2, 3 Bu tarz e, işlemleri, iğne artlı işlemleri arkadaşlar eğer e, böyle örnek bezinde çıkartıyorsanız yeni başlayan arkadaşlar e, kağıt, e, kareli kağıda çizebilirler. Daha rahat sayarlar. Oldu mu olmadı mı acaba tam çıkacak mı çıkmayacak mı diye e, çizip yapabilirler. Ona göre işleyebilirler. Şimdi 6 iplik, 2, 3, 4, 5, 6 iplik geldim. 1 2 3 yukarı 1 ay 1 2 gözler artık şaşı görüyor arkadaşlar iplik saymaktan 1 2 3 1 2 3 geçen videoda 2 iplik 2 iplik diyorduk şimdi de 3 iplik diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi buraya battım. Buradayım. Buradan aşağıya 3 iplik 1 2 3 iplik aşağıya indim. 3 iplik 1 2 3 iplik sola geldim salsınım sağ şişirdim arkadaşlar. 1 2 3 iplik şu şekilde çıktım buradan aşağıya tekrardan 3 iplik sayacağım şimdi 1 2 3 şuraya battım buradan çıkıyorum şimdi nereye yapıyorum burayı yapıyorum 1 bakın şuradan 3 iplik saydığınız zaman otomatik olarak çapraz yapmış olacaksınız 1 2 3 iplikten battım Buraya 3 tane kutucuk yapacağım. 3 iplikten. <laughs> Verev şeklinde. 3 tane kutucuk yapacağım. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar. 3 tane yukarıya doğru kare yaptım ben. Video burada kesildiği için. Çekilmemiş orası. Şimdi arkadaşlar. Şu en alttaki kareden aşağıya doğru. 3 iplikten çıktım. Tekrardan. Ee, sağa doğru 1 2 3 iplik aşağıya doğru buradan 1 2 3 iplik şu şekilde tekrardan sağa doğru 1 2 3 iplik geri batıyorum şimdi buradan şuradan çıktım tam çaprazına batacağım şu aşağıdaki atımdan sağa doğru 1, 2, 3 iplik saydığım zaman burası çapraz olmuş oldu. Şimdi aşağıya doğru 6 iplik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 iplik. Geri batıyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında aynısını yapıyorum. Şimdi buradan 1 2 3 iplik 1 2 3 iplik çapraza geldim. 3 iplik sola geri batıyorum. 3 iplik yukarı battım ve 3 iplik tekrardan sağa batıyorum buraya geldim. Şimdi tekrardan şuraya yapacağım. Buraya şuraya yapacağım. Buraya da bunu yapacağım. Yani bunu buraya tekrarlayacağım ve ben döneceğim. Bakın arkadaşlar. Aynısını yapmış oldum. Ben şimdi burada bu rengi değiştireceğim. Çünkü bir tane daha buraya yapacaksınız. Bir tane daha şundan buraya yaptığınız zaman bu motif bitmiş olacak. Ben şimdi şurada iki tane şundan var. Bir de şunun ortasının dolumu var. Onu göstereceğim video çok çok uzun olmasın diye. Bunun yerini belirlemek için şimdi ipliğimi değiştiriyorum ve dönüyorum. Evet arkadaşlar şimdi buradayım. İster buradan başlayın ister buradan başlayın fark etmez. Buradan sola doğru 3 iplik sayıyorum. 1 2 3 şuraya battım. Bir tane başka renk geçirdim arkadaşlar. Ee, bu modelde de rengarenk yapmışlar. Bakın siz artan kumaşta e, ipliklerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi sola doğru 9 iplik sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şuradan çıktım. Bakın aslında Tam şunun hizasına gelmiş oluyorum. Şuradakinin hizasına gelmiş oluyorum. Şu şekilde battım. Şöyle aynı yere tekrardan batıyorum. Şimdi buraya aşağıya doğru yan yana 7 tane atım yapacağım arkadaşlar. Bu 1 oldu. Şimdiki 2 oldu. 3 4 5 6 ve 7. yaptım şimdi çıktığım yerden buradan tekrardan çıkıyorum aşağıya doğru 9 iplik sayıyorum şunun aynısını Yapıyorum dört bir tarafına yapıyorum e, ve dönüyorum. Hepsini göstermeyeceğim arkadaşlar. E, bir de şunun içini e, göstereceğim. Neler yaptığımızı bakın arkadaşlar. Sıf, e, bu hoşuma gitti benim. Ben bundan bir şey mi yapsam? Şu e, sıf şununla başlı başına bir e, çalışma yapabilirsiniz aslında. Çok hoşuma gitti benim bu. Bakalım ben bunu bir düşüneyim. Şimdi ben buraya e, şunun şeklinde aynı şekilde yapıyorum ve dönüyorum. Evet bu şekilde bunu da yaptım. Şimdi şunun içini göstereceğim arkadaşlar. Tamamı zaten bittiğinde şu olmuş olacak. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunu yaptık. Bu burası. Şunu yaptım. Burası. Bunu yaptım. Burası. Bunu yaptım. Burası. Bu tam arkadaşlar dörtte biri olmuş oluyor. Yani daha doğrusu dörtte biri bile değil. Yarısı olmuş oluyor. Aynısını tam şu şekilde yaptığınız zaman Bütünlemiş olacaksınız. O yüzden hepsini göstermeyeceğim. Ben video çok uzun olur. Ee, şunu baz alarak, bakın şunu baz alarak e, örneğinizi bitirebilirsiniz. Şimdi şurayı yapıyoruz. Modelde bunu sarmış. Ben de sarayım. Aşağıya kadar saralım. Tam şu iki tane vere var ya arkadaşlar. Onun ucundan çıktım. Tam karşısına battım. Bir iplik, bir iplik aşağıya doğru saracağım buraya farklı e, atraksiyonlar da yapabilirsiniz e, rodos düğümünün e, dört bir tarafını dört tarafından değil de iki tarafından sarı bunu arkadaşlar mesela iki tane yapmış Siz üç tane yapabilirsiniz dört tane yapabilirsiniz bu şekilde açabilirsiniz şu şekilde açtıktan sonra kapattığınız zaman ortada bir boşluk olur oraya e, kaneviçe basit nakış teknikleri Hardenger Bargello e, hangi tekniği biliyorsanız, mesela ajur da yapabilirsiniz, ayrıyeten e, şey antepişe ajuru da yapabilirsiniz. E, tamamen sizin hayal gücünüze kalmış e, şu motif gerçekten e, başlı başına işlenebilecek örtü işleyebileceğiniz bir motif oldu. Benim de gerçekten çok hoşuma gitti. Bunu bitireceğim ben arkadaşlar. Sonrasında bir yerde değerlendiririm. Yani bu kadar güzel olacağını bilselim daha büyük bir kumaşta yapardım, örtü yapardım, böyle bir peçete gibi yapardım. Bunu kahve sunumlularının yanına böyle minik minik peçeteler yapıyorlar ya arkadaşlar. Ona da yapabilirsiniz. Hatta sağsa belki öyle bir şey yaparım ben de. Benim anlatmak istediğim proje basit olarak basit nakış tekniği. Yani basit çok basit bir örnek arkadaşlar. Nakış yeni başlayanlar için de çok uygun bir model. Hiçbir şekilde bir zorluğu yok yeni başlayan arkadaşların çok rahat yapabileceği bir teknik ben e, sayılarını verdim e, bu sayılara riayet ederseniz arkadaşlar tam e, eşit yapmış olursunuz yani e, bu şekilde de kese yapabilirsiniz eğer kese yapacaksanız böyle yumuşak kumaşları yapın ki büzdürdüğümüz zaman güzel büzülsün büzülsün arkadaşlar bakın böyle e, kabuk gibi ol, olmasın çünkü sert kumaşlarda biraz tok kumaşlarda bunu büzdürdüğünüz zaman e, kabuk gibi oluyor o zaman güzel bir Görüntü olmamış oluyor. Anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Beni ilk alt ilişki merkezi instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yapmış olduğunuz projelerin videolarını bana ilk alt ilişki merkezi instagram sayfasının DM yoluyla paylaşabilirsiniz. E, kanalımın büyümesi ve daha fazla kitlelere ulaşabilmesi için yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. E, yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.